Herkese Hasanboğlu Sütümen Şelalesi'nden merhabalar. Bugün böyle biz Kaz Dağları turu yapmak istedik ve o yüzden de ilk olarak Hasanboğlu'dan başladık. Şimdi Sütümen Şelalesi'nin oradayız. Daha henüz şelaleye inmedik. Bakalım şimdi yukarı doğru bir yol gidiyor. Oraya gideceğiz, orayı takip edeceğiz. Ondan sonra aşağıya doğru ineceğiz. İlk olarak böyle patika gibi bir yol var. Şimdi buradan yukarıya doğru çıkıyoruz. Aşağıda da şelale var. Yüzülen kısım aşağıda kalıyor sanırsam. Oralara falan bakacağız ama öyle beklediğim kadar büyük bir şelale değil ama yine de mayolarımızı falan giydik, böyle içimize bakacağız. Bir girmeye çalışacağız en azından. Ama biraz kalabalık bugün çünkü cumartesi olduğu için buralarda biraz kalabalık var. Yine maske falan takıyoruz da şu an burada kimse olmadığı için maske takmıyorum. Sanırsam şu an otoparkın oraya doğru mu geliyoruz, öyle bir şeyler oluyor. Bak bir yerden bakalım, çekelim. Buradan geleceğiz. Aynen. İki tane yol var. Biz Zeytinli tarafından geldik. Ondan sonra Zeytinli köyünün içinden geçip bu Hasanboğlu'ya ulaşıyorsunuz. Yaklaşık 5.8 kilometre falan da oradan. Ben burada yaşayan Hasan'la Emine diye bir çift varmış. Birbirlerini seviyorlarmış. Fakat biri dağ obalı, biri de daha çok kırsal kesimde yaşıyormuş. Bundan o çift işte birbirleriyle konuşmaları bayağı bir zormuş falan. Hasan'a evlenebilmeleri için köyün bazı kuralları varmış. İşte sırtında tuz falan taşıması gerekiyormuş. Hasan bunu taşırken böyle Emine birlikte işte köyden gidiyorlar. Birbirlerine yardım etmiyor. Emine yardım etmediği için de tuz tabii ki sıcak havada falan böyle Hasan'ın sırtını yakmaya başlıyor. Hasan yolun belli bir kısmında düşüyor ve fenalaşıyor. Emine sonra diyor ki sen beni arkadan takip et diyor. Emine önden giderken Hasan arkada kalıyor. Emine önden gittiği için daha sonra Hasan'ın günler sonra sanırsam gömleğinin bir parçasını buluyor. Onu da derenin kenarında buluyor bildiğim kadarıyla. Ve daha sonra işte Emine Hasan'ın öldüğünü düşünüyorlar. Ve daha sonra o gömleğinin kalan diğer parçasıyla da intihar ediyor Emine. Böyle aslında üzüntülü, acılı bir hikayesi var Hasanboğlu Şelalesi'nin de. Şimdi Sütüven Şelalesi, yani Hasanboğlu Şelalesi'nin olduğu yere doğru ilerleyeceğiz. Evet, ekibim. Şu an kaynak noktasının olduğu yere geldik ama buz gibi su, gerçekten bayağı bir soğuk. Şu an böyle bele kadar girdik, zaten mayolarımız da gelmedi diye köyümüzde. İnsanlar şurada falan yüzüyor. Bakalım yüzmeyi deneyeceğim ama bilmiyorum yani. Şu an deniyorum. Gireyim. Gir bakalım. Bir kere de girmen lazım. Girince, bir daha söyle. İlk girdiğimde bir şok etkisi yaratıyor, buz gibi. Ama daha sonra... Klişeyi de yaptın yani. Alışıyorsunuz. Güzel. Şu an duyurum yani havuzluyorum denizde. Bu gerçekten tertemiz. Ve böyle bence iyi yani. İnsanı dinç yapıyor. Sevdim. Hadi sıra sende. Bakalım. Nasıl? Thank you.
burada suya alıştık. Kesinlikle buraya gelirseniz zaten bu suya girip tertemiz, o kadar berrak bir suda ama güzel. Başta giremem sandım ama şu an çok güzel yüzmesi falan. Arkanda harika bir görüntü oldu. Amca fena atladı. Bir daha yüzüyorum. Yüz bakalım. Su hakkında bayağı bir güzel gerçekten. Alıştık. Hissetmiyorum artık. Bayağı bir soğuk gerçekten. O kadar çok kalabalık da değil. İlk geldiğimizde daha kalabalıktı. Şu an daha az insan var. Arkadaş helaleti böyle. Nasıldı? Bu çok fazla içeri çektiği için yoruyor insanı. Yani kaldırmıyor su o kadar. Evet, artık suyun yüzmeleri yapıyoruz. Evet, artık yavaş yavaş buradan dönüyoruz. Çünkü üşümeye başladım yavaştan. Son bir defa şelaleyi çekeceğim. Bayağı bir güzel görüntüler çıktı. Fotoğrafları da Instagram'da paylaşıyor olacağım. Oradan da bakabilirsiniz. Ne düşünüyorsun? Üşümeye başladık artık yavaştan. Evet. Şu an böyle kaldık burada. Yedek kıyafet getirmeyi unutmayın. Burada çekelim. Burada da insanlar piknik yapıyorlar şu an. Evet, sonra? Öyle bir şey yok. Burası Pınarbaşı şelalesine benziyor. Pınarbaşı'na benziyor daha doğrusu. Burada bir de Pınarbaşı var, ona bayağı bir benziyor. Evet, babamdan kapabildik sonunda kamerayı. Her yerde kendisini fotoğraf çektiriyor böyle. Feyyaz da onları bayağı bir çekiyor. Şu an burada böyle tarihi bir yapı var. Bilmiyoruz ne olduğunu, biz de anlayamadık ama taş yapı gerçekten çok güzel görünüyor. Onun önünde fotoğraflar çektiler. Ben hala mayoyla kaldık burada. Şimdi yukarıda çünkü gölet var, o yüzden buraların sadece fotoğraflarını çekiyorum ama gerçekten böyle doğa harikası bir yer. Bu arada giriş ücreti olarak otomobillere 24 lira ödedik. Eğer kendiniz gelirseniz kişi başı ücretle, yani gerçi biraz imkansız o yürüyerek ama 8 liraydı. Öyle girişte biz şimdi 24 lira ödedik. Şimdi Hasanboğlu göleti var, oraya doğru gideceğiz. Size son olarak şurayı çekmek istiyorum.
şimdi Hasan bu göletin olduğu yere geldik. Burada gölet gibi bir yer var zaten. Az önce de görüntüleri çektik. Şimdi bir de en son olarak burada girelim dedik suya. Bakalım suyu nasıl? Alt taraf bayağı bir soğuktu. Burası da zaten bayağı bir soğuktu. Ama burası daha gölet gibi olduğu için diğeri daha derin olduğunu düşünüyorum. Buranın o kadar derin olduğunu düşünmüyorum. Ama bakalım şimdi gireceğiz. Annemler burada bizi bekliyorlar arkaya. Sen girecek misin? Daha derin. Hadi bakalım. Şimdi bir de burayı deneyelim. Artık annemler çekerler, onlara vereceğim kamerayı. Bu arada gelirken ben yanlışlıkla şortla geldim. Kesinlikle elbiseyle falan gelin ki hani mayo, çünkü alt kısımda giriyorsunuz, burada yine giriyorsunuz. Böyle elbise giyerseniz daha bir rahat olur. Ve değiştirmeli kıyafet yanınıza alın mutlaka. Ben aldım ama maalesef elbise alsaymışım daha iyi olacakmış. Neyse şimdi burada havuza giriyoruz tekrar. Çıkmak zor. Sen şuradan çıkabilirsin, ben seni çekeyim. Tamam. Çıkacaksın mı? Çıkayım artık. Yeter kalktı. Tamam. Burası dondurdu insanı. Evet. Çok soğuk. Öteki taraftan buz gibi. Ama direkt girdiğiniz için şöyle bir şok etkisi yaratıyor da. Şu an böyle bir dediğin gibi yanmaya başladım. Böyle yakıyor, haşlıyor vücudu soğuk. Ama iyi ki girmişiz bence. Güzel oldu. Ben seviyorum böyle şeyleri. Tekrar atlarız şimdi. Nasıl? Ben tekrar atlarım. Atlamaya doymuyorduk bir kere daha şimdi. Haydi. Atla. Korktun beni. Kaya var mı şurada? Yok galiba da ben orası daha derin gibi geldi. Şu kısım daha derin sanki. İstiyorsan oradan atla. Evet, ben artık girmedim. Feyyaz bir kere daha atladı. Su gerçekten yani Azman suyundan bence kesinlikle daha soğuk. Geçen sene biz Azman'a da gitmiştik. Oranın suyundan ben daha soğuk olduğunu düşünüyorum. Öyle ama zaten. Bayağı bir güzel gerçekten. Böyle insanı şok etkisi yaratıyor ama sonra alışıyorsunuz. Benim bayağı bir hoşuma gitti. Ama kurumak çok zor olduğu için şimdi bir daha atlamak istemedim. Yeterli, annem de şimdi böyle ayaklarını falan sokuyor. Manzara da zaten harika burada. Thank you.
Evet baba, ne düşünüyorsun burası hakkında? Bir doğa harikası, bana göre çok güzel yani. Beklediğimizden daha güzel. Yani mis gibi suyu var, çınar ağaçlarının altı yani. Cennet gibi bir yer demek. Kesinlikle yani, burası ziyaret edilmesi gerekiyor. Ederim. Evet, şuradan da zaten içme suyu akıyor, doğal. Zaten su bayağı tatlı, böyle insanı kaldırmıyor. Yüzmeyi çok iyi bilmiyorsanız biraz sıkıntı olabilir de, yine de hani o kadar boğulacak bir yer değil ama yine de derin yani, atladığınızda falan çakılma ihtimaliniz yok kesinlikle. Ben Eylül'de geliyorum buraya. Artık yavaştan dönüyoruz. Bakalım buradan nereye gideceğiz biz de bilmiyoruz. Kaz Dağları Milli Parkı'na doğru gitmeye çalışacağız. Gerçekten harikaydı, bilmiyorum. Senelerdir buralardayız ama hiç buraya gelmemiştik. Büyük bir eksiklikmiş. Eğer bu taraflara yolunuz düşerse mutlaka uğrayın. Ben bu gölet kısmını daha çok beğendim. Ama diğer tarafta da fotoğraflar harika çıktı. Şimdi yollar birazcık şey olduğu için de ayaklarımız ıslak, zor yürüyoruz. O yüzden kamerayı ben burada artık yavaştan kapatıyorum. Birazdan. Şimdi Kaz Dağı Milli Parkı'na doğru çıkıyoruz ama yollar bayağı bir dar ve çok şey böyle kötü yani. Böyle gir şey batçıklı falan, böyle bir tuhaf bir batçık denmez ona. Çok böyle çakıllı falan, virajlı bir yol var. Bayağı hoş değil. Zaten buralara safariler falan yapılıyor. Aracınızla çıkmak istemiyorsanız böyle safari turları falan da yapılıyor Akçay'dan. Onlara da katılabilirsiniz. Bakalım, biz aracımızla çıkmaya çalışıyoruz. Çıkabildiğimiz yere kadar gideceğiz. Ama yollar gerçekten şey. Ama çok güzel. Manzara olarak harika. Etraf yeşillik falan. Ama yollar kötü. Şimdi size çekeceğim zaten. It's just too hard to move when you're standing right there. It's just too hard to walk away and leave your legs there. Can we give it one more night, just one more night of pain? One more night, one more night, just one more night of pain. Saat 2'den sonra o milli parklar kısmına girişe izin vermiyorlarmış. Şu an saat böyle 4.30-5'e falan geliyor. Biz biraz geç kaldık. Ama şöyle de bir şey var. İçeride gezmek için zaten ormanlık alan olduğu için hani hiç böyle suyla alakalı, işte biz böyle kano yapılacak yerlerin fotoğraflarını falan görmüştük. Öyle bir şey var mı diye düşündük ama öyle bir şey de yokmuş. Yine aynı Bursa'daki Uludağ Milli Parkı gibi, işte dağ, ormanın içerisinde geziyorsunuz, yeşillikler içerisinde ve biraz da işte manzara falan var. Şimdi yine geri dönüyoruz o az önce çıkmış olduğumuz yoldan. İçeride gezerken bizim araç gibi araçlarla gezmek çok mümkün değil. Gezmek istiyorsanız rehber veriyorlarmış. Onun da ücreti ne kadar dedi size adam? 170 lira falanmış o rehberlerin ücreti, hani milli parkı gezebilmek amacıyla, ya da işte dediğim gibi böyle safari tarzında turlara katılacaksınız ki onlarla gezebilin. Çünkü hani bu tarz yerlerde, şu tarz bizim arabayla mesela, bu tarz arabayla gezemezsiniz yani. Neyse, şimdi artık dönüyoruz buradan yavaş yavaş. Buradan nereye gideriz bilmiyorum ama zaten bu Hasanboğlu'yla Sütüven bayağı bir yetti gerçekten. Hani beklediğimden çok çok daha güzeldi. Çok güzel vakit geçirdik orada. İyi ki de böyle hani mayolarımızı giyip de gitmişiz böyle tedarikli bir şekilde. Girerek böyle hem serinlemiş olduk. Bayağı bir güzel oldu. Gelirseniz siz de mutlaka girmeyi ihmal etmeyin. Aşağıda arabalar var. Oralar kamp alanları işte. Bizim dediğimiz yerler orası büyük ihtimalle. Bakalım. Araçlar var. Bak bakalım. Benim miyim şimdi bu ayağımı? Biz böyle kanolu bir yer gördük.
büyük ihtimalle milli park içerisinde de karşılaşacağınız manzaralar şu şekilde, böyle yeşillik. Şu alt kısımlarda da böyle kamp yapılan yerler var. Zaten orada insanlar çadırlarını falan kurmuş. Burada gerçekten bir sürü kamp yeri var. Bu Mehmet Alan köyüne gelirseniz onun içerisinde zaten bir sürü tabela göreceksiniz. Bir sürü kamp yapabileceğiniz yer var. İnternetten araştırıp gelebilirsiniz oradaki kamp yerlerine de. Biz internette böyle dere gibi bir yer görmüştük. Onun üzerinde kanoyla falan hatta geziyorlardı ama orayı henüz bulduramadık. Büyük ihtimalle orası kamp yerinin içerisinde. Her yer zeytin ağacıyla böyle hakikaten mükemmel bir doğa harikası. Arabanın lastikleri bile bembeyaz olmuş. Yollar bayağı kötü çünkü. Hoş değil arabayla gelmek için. Her yer toz, bakar mısınız? Milli Park'tan geri dönünce biz eve uğradık ve şimdi de Adatepe köyüne geldik. Bir dakika. Ve şimdi Adatepe köyüne geldik ama ben burasını ayrı bir video olarak sizlerle paylaşmak istedim. O yüzden Kaz Dağları turumuz, her ne kadar Milli Park'a gidemesek de Sütümen Şelalesi ve Hasanboğlu ile son bulduk. Gerçekten çok güzeldi ve bayağı da aslında 4 saatimizi falan aldı. Şimdi Adatepe'den devam ediyoruz. O da bir sonraki video olacak büyük ihtimalle. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Siz daha önce hiç bu bölgelere geldiniz mi? Hasanboğlu, Sütümen Şelalesi'ne geldiyseniz nasıl bir tecrübe yaşadınız? Benimle aşağıda yorumları paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda, yani Adatepe videosunda tekrar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.